Kim olduğu belli olmaz ki ya. Başkan bakar mısınız? Gelecek Tur Kadıroğlu ilçe başkanı olarak bir aydan beri kurulumuzu yaptık, yönetimimizi kurduk. Yaklaşık iki haftadır beri haftalık programımızı kuruyoruz. Bu üçüncü hafta programımızı yemekli olarak yapıyoruz. Öncelikle Arif Gedemendi başkanımıza öncelikle hoş geldiniz diyoruz. 12 Şubat ilçe başkanımız Cengiz Çiçek Bey hoş geldiniz diyoruz. İlk kadın kollarımız Fatma Zabun hanımefendiye hoş geldiniz diyoruz. İl Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Kabakçı Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Dulkadiroğlu ilçe yönetimine tekrar hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık bir ay olduğu için görevi bize verdi başkanım. Ondan sonra teşkilatımızı kurduk, ekibimizi kurduk ve sahaya çıktık. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Dulkadiroğlu için çalışacağız. Hep birlikte, hep beraber yürüyeceğiz. Gelecek Türkiye için, gelecek Kahramanmaraş için, gelecek Dulkadiroğlu için diyoruz ve yola çıkıyoruz. Herkese hayırlı olsun diyoruz. Bugün Dulkadiroğlu ilçe teşkilatımızdan geniş bir katılım sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İl yönetim kurulu üyelerimizden, İl Kadın Kolları Başkanımız Fatma Zabun hanımefendiye, İl Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Kabakçı Bey'e, daha yeni atanan 12 Şubat ilçe başkanımız Cengiz Çiçek Bey'e bu toplantımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki hepsinden önce bu toplantımıza iştirak ederek bizim sesimiz olan, bizi halkımızla buluşturan basın mensuplarına bu katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gelecek Partimiz hamdolsun Kahramanmaraş'ta çok kısa bir sürede teşkilatlanmasını tamamladı. Şehrin en merkezi yerinde binamızı tuttuk. Allah çok güzel bir bina nasip etti hamdolsun. Binamızın içini tefriş ettik, faaliyetlerimize başladık. Şu anda Dulkadiroğlu ilçemiz kuruldu. Faaliyette bir aydır toplantılarını yapıyor. 12 Şubat ilçemiz yeni görevlendirmesini yaptık. Cengiz Çiçek Bey hızla teşkilatı kuracak. Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız atandı. İnşallah hızla onlar da teşkilatlarını kuracaklar. Merkez ilçelerin dışında dış ilçelerde Ekinözü ilçe teşkilatımız kuruldu, resmen kuruluşunu tamamladı. Andır'ın çok kısa bir sürede tamamlayacak, Andır'ın ilçe başkanımız çalışıyor. Elbistan'da da bu 2-3 gün içerisinde inşallah ilçe başkanımızı atayacağız. Adayımız hazır. Şu anda Gelecek Partisi olarak son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Maraş'ta basınımızın karşısına, halkımızın karşısına daha bir diri, daha bir canlı ve daha topyekün bir gösterişli toplantılarla çıkacağız inşallah. Tabii bizim öncelikle partimizin programı, tüzüğü, genel başkanımız tarafından haftalık basın toplantılarıyla, haftada bir iki mutlaka röportajlarla halkımıza duyuruluyor. Onun için şu anda biz burada çok parti propagandası için bulunmuyoruz. Haftalık bir teşkilat toplantısı bu. Ancak genel başkanımızın da pazar günü katıldığı Habertürk'te söylediği gibi, daha önce görev yaptığımız AK Parti davayı terk ettiği için biz de AK Parti'yi terk ettik ve davamızı sürdürebilmek için kurduğumuz Gelecek Partisi'nde son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.
Kameraya bakabilir misin?